Ekotürk TV'den herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Ben Zehra Öney. Bir Teknoloji ve Gelecek programında daha sizlerle beraberim. Çok uzun bir yoldan geldim. Geçen hafta seyahatteydim, Latin Amerika'daydım. Ayağımın tozuyla dün akşam İstanbul'a indim sabaha karşı. Bugün ve sizlerle birlikte olabilmek için programa katıldım, geldim. Hiçbir yorgunluk hissetmiyorum çünkü muazzam konuklarım var bugün programımda ve çok güzel konuları birlikte konuşuyor olacağız. Programımızın konseptinde sizler de biliyorsunuz teknolojinin hayatımıza getirdiği, geleceğimizi değiştirdiği, dönüşümü desteklediği bir zamanda yaşıyoruz ve şu anda en önemli konu ürüne, servise değil insana yatırım. Çünkü insanların bu dönüşümü kavraması, bu dönüşümle yeni bu dijitalin içine doğmuş gençlerimizi yetiştiren ailelerin bu farkındalığı hissetmesi, bilhassa eğitimin dönüşümü ve süper akıllı toplumu yaratabilmek için bu eğitimin içerisinden çıkacak çocuklarımızın bizim geleceğimize vereceği katkılar çok önemli. İşte bugün bu konularda önemli iki konuğum var. 2019'da başarılı işler yapmış, sosyal etkisi yüksek projeler ya da teknolojideki dönüştürücülüğü sahaya indirmiş, deneyimsel olarak bize sunmaya başlamış. Çok önemli iki konuğumla beraberim sevgili Renan Tavukçuoğlu ve sevgili Dinçer Karaca. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben heyecanlıyım sohbet için. Çok da rahat bir sohbet olacağını düşünüyorum. Renan'ın önünde çok güzel bebekler görüyorum. Harika. Bizim program konseptimiz konuklarımızın kendisini tanıtmasını rica ediyor. Ben de şimdi önce Renan'la başlamak istiyorum. Renan'cığım, ben seni uzun yıllardır tanıyorum sektörden. Beraber çok zaman geçirdik. Aynı dalda olmasak da birlikte birbirini destekleyen işlerde hep beraber çalıştık. Ne kadar aktif, ne kadar çalışkan ve ne kadar da yenilikçi olduğunu biliyorum. Hatta bir dönem bir Amerika'da yaşadın, sonra geldin ve Türkiye'de olmayan bir şey kurdun. Ağızdan ağza, kulaktan kulağa, tavsiye pazarlama üzerine ki hakikaten o dönemde dijitalle beraber bu tavsiye pazarlamanın birleşmesi bomba etkisi yaratmıştı markalarda. Sen biraz bahseder misin? Renan Tavukçuoğlu kimdir? Böyle ilklerinden ve rol modellerinden de bahsederek. Tabii ki. Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Daha sonra Amerika'da MBA yapıp 8 sene Amerika'da çalıştım ve yaşadım. Türkiye'ye döndükten sonra da reklam ve pazarlama dünyasında çalıştım. Ama hep sahiciliğe verdiğim önem vardı. O yüzden aslında işin en doğal dediğimiz ağızdan ağza pazarlama, herhangi bir zorlama olmadan aslında arkadaş tavsiyesini geliştirme üzerine bir teknik geliştirdim. Bununla ilgili kitaplar yazdım. Fakat daha sonra şöyle bir şey oldu. Kurumlarla çalışırken gördüğüm şey aslında daha fazla fayda üretilebileceği ve gerçek faydanın daha etkili ulaştırılabileceğini deneyimledim. Bunun üzerine de çok fazla vakit kaybetmeden kendim bir şeyler yapmaya karar verdim. Ve 2 sene önce Puda Hepa ve Kız Kardeşleri projesini başlattım. Neden? Çünkü hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. Aynı havayı soluyoruz ve bir şeyler yapmadan oturabilen bir insan değilim senin de dediğin gibi. Aynen senin gibi bir mukabele söylediğin şeyler ne güzel böyle hep beraber inşallah daha güzel bir geleceğe gideceğiz. Çocuklara özellikle de kız çocuklarına yapılacak olan yatırımla ben toplumun dönüştürülebileceğine inandım. Bunun üzerine çok kafa yordum gerçekten ve kız çocukları değişirse toplum değişir diye düşünerek onların üzerinde benim küçükken yaşadığım bir dönüşümü simüle etmek istedim. O da şuydu. Çok içine kapanık ve potansiyelini gerçekleştiremeyecek bir çocuktum ben liseye kadar. Ve bu da inanmak çok zor. Çok zor değil mi? Ama gerçekten kadarıyla. Bu değişim şöyle, bu kırılma noktası 1990 yazında Amerika'ya değişim öğrencisi olarak gittiğimde kendini gerçekleştirdi. 17 yaşında Amerika'da bir sürü konuşmalara davet edildim. Ülkemi temsil etmek için fırsatlar sunuldu. 4 Temmuz Kurtuluş Günü'nde bir üstü açık arabayla şehirdeki geçit törenine katıldım. Ve şunu fark ettim. Özelim, fark yaratabilirim. Bu bilgiyle döndükten sonra
güçlü olduğumu kendime inandırdıktan sonra hayat değişti. Bir şey soracağım burada. Bu çok önemli ve bizim de vermek istediğimiz bir mesaj aslında. Nasıl fark ettin onu? Yani o özel olduğunu, yapabileceğini, o motivasyonu, o gücü, o özgüveni, içine de kapanık bir çocuk musun? Ne tetikledi seni? Var mı somut söyleyebileceğim bir şey? En önemlisi aslında ailemin beni 17 yaşında tek başıma Amerika'ya gönderme iradesini göstermesidir. Anneme babama tabii ki teşekkür ederim. Ama daha sonra Türkiye'de bulamadığım imkan orada 17 yaşındaki bir insana gerçek bir birey gibi davranılarak sorumluluklar verilmesi, burada çok yaşamadığımız bir şey ve ülkemi temsil etme imkanı sundular ve tek başıma bir sürü şey başardım. İlk paramı kazandım. O çeki hala tutuyorum, 12 dolarlık babysit çeki. Gidip işte otlar ayıkladık tarla, fasulye tarlasında. Bambaşka bir dünya açıldı önümde. Burada yaşamadığım bir şeydi. Bu çok mümkün. Herkesin kendini gerçekleştirme imkanı var. Bunu görerek ben bu imkanları bizim kadar şanslı olmayan, bizim çocuklarımız kadar şanslı olmayan çocuklara Birleşmiş Milletler kalkınma hedeflerinden iki tanesini hedefleyerek yola çıktım. Bir tanesi eğitim. Eğitimin demokratizasyonu. Benim de çocuğum özel bir okula gidiyor. Harika. İmkanlarımız çok iyi. Ama ben herkesin eşit şanslara ulaşması, eşit şartlarda okuması gerektiğine inanan bir insanım. Zaten dijitalde bunu tetikliyor. Evet. Ben, Dinçer, sanırım sen de katılırsın. Daha aynen, senin tarafa geçemedim ama dijital artık o aradaki sınıf farkını kaldırıp kesinlikle eğitimin erişilebilir olmasını sağlıyor. Kesinlikle. Ve model de değişirse, yani online eğitim ya da uzaktan erişimle bütün dünyadaki eğitim kanalları açılırsa insanlara, kesinlikle, o zaman Anadolu'nun ücra bir tarafındaki insan Amerika'daki mükemmel bir eğitim kanalını çok rahatlıkla kullanabiliyor olacak. Kesinlikle. Bizim yaratmaya çalıştığımız o toplumsal, sosyal faydayı da arttırmak için hem dijital hikaye anlatıcılığına çok ihtiyacımız var, hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebiyle biz kitaplarımızı Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir sitesine bağışladık. Öğretmenlerin şifreyle girip binlerce öğrenciye ulaşabilecekleri bir platform. Ve burada tabii ki bizim için sosyal fayda çok önemli. O yüzden kitaplarımızın hem İngilizcesi hem Türkçesi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlandı ve dijital ortamda bir sürü çocuğa ulaşacak. Ben şimdi seyircilerimizin iyi anlaması için projeyi bir tanımlamanı rica edeceğim. Yani bu projenin özü, amacı neydi? Bunu nasıl şekillendirdin ve cazip hale getirdin? Ve proje aslında sonuçta neye hizmet edecek, yani amacı ne? Pudayapa ve Kız Kardeşleri 6 ile 9 yaş arasındaki kız çocukları güçlendirme projesi. Pudayapa ana karakterimiz Hitit Kraliçesi. Ve tarihteki ilk barış anlaşması, derslerden hatırlarsınız belki, Kadeş Anlaşması, bizim topraklarımızda bir kadın tarafından mühürlenmiş. Hitit Kralı'nın mührü var, Firavun'un mührü var ve Pudahepa Hitit Kraliçesi'nin de mührü var. Çok önemli bir şey imza atmış. Çok. Geleneksel, universal bir kavram barış. Birleşmiş Milletler New York binasında gümüş kopyası var. Bu kadından ilham almamız gerektiğini düşündüm. Hani Barbie'ler, Wings, fiction karakterler, o hayaller yerine ayakları yere basan ve ilham olabilecek bir karakterle yola çıkarak aslında yine bir yeni marka oluşturma hikayesi bu. Bu ana karakterimizden sonra amacımız yine bu topraklardan çıkmış başarılı kadınların, rol model olabilecek kadınların bez bebekleriyle hikaye kitaplarını aileye katmaktı. İlk karakter sanıyorum. İlk çok kız kardeş. İlk evet. Kız kardeş. İlk kız kardeşimiz NASA'da çalışan ilk Türk Dilhan Ege Eryurt. Dilhan Ege Eryurt Ay'a iniş projesinde çalıştığı için Apollo 11 ödülü alan çok başarılı bir astrofizikçi. Aynı zamanda Güneş ile ilgili yanlış bilinenleri düzelterek bilim dünyasına inanılmaz katkılarda bulunmuş. Buradaki amacımız da TOÇEV'e gelirini biz aktararak kız çocuklarının eğitimine destek oluyoruz bu projeyle. O yüzden alınan tüm ürünlerin hem kadın istihdamına katkısı var çünkü el yapımı ürünler, hem kız çocuklarının eğitimine dönme şeyi var, hem de gerçek bir ilham kaynağı oluyor. O zaman iki taraflı fayda var burada. Hem bu bez bebekleri hazırlayan kadınların istihdamdaki bu anlamda kazançları var. Doğru. Bir meslek sahibi, doğru, oluyorlar bunları hazırlarken. İki,
Buradan gelen gelirlerle de, ki bu gelir çok artabilir, belki seri üretime gidebilirsiniz. Hı hı. Belki bütün dünya bunu benimser ki öyle evet. mesajlar aldım evet. senden, davetler olmuş. Evet. Bu da güzel bir haber. Böylece gerçekten arka tarafı dolu dolu, üretim kısmında hakikaten kadınların emeğinin olduğu hı hı. ama bir çıktısında da kız çocuklarının eğitiminde büyük katkı olabilecek fonların oluştuğu muazzam bir fayda projesi. Evet ve en önemli mesajı aslında Dilhan'ın kız çocuklarına özellikle şu, o zamanlar bunu başardıysa ben şimdi daha neler neler yapabilirim desinler. Ve teknoloji, uzay çağında biz ileriden bahsederken, konuşurken geçmişten güç alarak gidelim. Bütün hedefimiz bu. Şimdi ben biraz bu harika projenin üstüne zaten teknolojiyle ilgilenen sevgili dostum Dinçer'e dönmek istiyorum. Dinçer, ben senden de kendini tanıtmanı rica edeceğim ama ben bir girizgah yaparsam aslında çok ilginç bir kariyerin var. Yani ilk sanıyorum Yıldız Teknik bir mühendislikle başlayan bir serüven. Fotoğrafçılığa, reklam fotoğrafçılığına, gazeteciliğe, arkasından televizyonculuğa dönmüş. Sonra bir Amerika, ciddi bir Amerika zamanın var. Orada da yine yaptığım program, ki ben çok sevgiyle izlemiştim onu. 2003-2006 mıydı? 2003'ten aslında 2016. 2016. Evet, 13 sene. 13 sene Silikon Vadisi'ni yaptın. Hepimiz evet. ilgiyle izlemiştik o zaman. Hatta ben birçok konuyu senden izlerdim, takip ederdim trend olarak. Sonra bir Amerika zamanın var, döndün. Evet. Ama dönerken de aslında hep yeni projelerle geldin Türkiye'ye. Evet. Ve bu işte Genon projesinin, ben de çok inandığım için konuya, evet. bu işte vücudumuzdaki bütün DNA'ların bizi nasıl yönettiği, ona uygun yaşamamız gerektiği, aslında bedenimizi hiç tanımadığımız, hep bir takım kodlarla beslendiğimiz veya alışkanlıklarla beslendiğimiz ya da tek şekil beslendiğimiz bir dünyadan artık kendi yazılımımızı öğrenip o yazılıma göre bir takım ekler, katkılar yaparak vücudumuzu süper formlara çıkarıp yenilmez, işte nasıl diyeyim, ölmez, ömür süresi uzar hale getirebileceğimizle ilgili bir bilgiyle döndün Türkiye'ye. Evet, evet. Ve ondan sonra da zannediyorum işte diğer işlerini kurdun. Evet. Sana ben bu girizgahtan sonra rica etsem kısaca bir kendinle ilgili bahseder misin? Zehra Hanım, önce çok teşekkür ederim. Rica ederim. Davet ettiğin için. Çok güzel özetlemeyi yaptınız aslında. Yani üniversiteden... Daha son işini söylemedim. Evet, o daha heyecanlı. Geçen gün bir arkadaşım vardı yine bizim sektörden. Dedi ki Dinçer ne yapıyorsun? İşte biraz sonra anlatacağım işi söyledim. Ya dedi, bu genetikle işini daha yeni algılamıştım. Sen yeni bir işe girmişsin. Ben de tam anlamıyla tam bir seri girişimciyim. Seviyorum farklı işler yapmayı. Tabii elinden geldiğince hani bunları ortaya koymaya çalışıyorum. Evet, bu benim de 3 yıllık Amerika maceram gerçekten bana çok şey kattı. Çünkü tam da Renan Hanım'ın söylediği gibi bir başka bir dünyaya başka bir bakış açısı, daha global bir bakış açısı, kendine aldığın güven ve işte yeni işleri görebilmen anlamında. Biz biraz şey yapıyoruz, çok kabuğumuzda yaşıyoruz. Biraz daha dışarıya bakarak yaşamak, biraz daha global düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla da genom, yani genetikle ilgili iş oldukça son 2-3 yılımı aldı. Bu arada yeniden televizyon programları hazırlamaya başladım. Hem kadın ve anneler, yani hem kadın olan hem anne olan kişilere şu anda bir televizyon programı hazırlıyorum, hem de tekrar teknoloji programını hazırlıyorum. Ama son dönemde tabii ki aslında sizinle de çok konuştuğumuz, kendisinin de Zehra'nın da çok büyük bilgi sahibi olduğu sanal gerçeklik konusunda yeni bir yatırım yapıldı. Ben de bu yatırımda hem kurumsal pazarlama tarafında hem de yönetim danışmanlığı tarafında bütün bilgi ve deneyimimi vermeye çalıştım. Çünkü eğitimde de ve yeni gelecekte de sanal gerçekliğin gerçekten çok büyük bir önemi olacak. Aslında şimdi Dinçer'in şu anda yapmış olduğu iş, yani sanal gerçeklik dediğimiz iş, sadece biz hani virtual reality diyoruz sanal gerçekliğe ve gözlüklerle ifade ediyoruz. İşte bulunduğun ortamda taktığın giyilebilirle bu sanal gerçeklik yaşanıyormuş gibi duruyor ama gelişmeler o yönde değil. Evet. Yani vücudumuzun içerisinde kullandığımız
her şeyde aslında bu sanal gerçekliği yaşama olanağımız olacak. Belki hı-hı, senin bu güzel projen hı-hı, sanal gerçeklik çalışmasına girecek ki girebilir. Evet. Ve çok daha geniş kitlelere, çok daha zaman, yer, mekan bağımsız izletme, yaşatma, o hissi tattırma imkanı evet, olacak. Ben henüz Dinçer sizin tarafı ziyaret edemedim evet, yeni bu buluşu. Işte. Yurt dışındaydım ama evet, heyecanla bekliyorum. Çünkü beni heyecanlandıran kısmı Ar-Ge tarafı, yani araştırma evet, geliştirmeye uygun ilk sanal gerçeklik laboratuvarı ve sanal gerçeklik deneyim alanı açıldı. Bu çok önemli. Çünkü hep konuşuyoruz, sanal gerçeklik diyoruz ama ben proje yaparken de görüyorum, büyük markaların bu işleri para ödeyen ve yapan insanları bir kez denememiş. O gözlüğü takmamış, o deneyimi almamış. Evet. Daha çok insanın Türkiye'de bu deneyime sahip olması gerekiyor ki teknolojiyle olan o uyum, birleşme olsun. Nasıl gidiyor orası? Şöyle söyleyeyim. Öncelikle nasıl bir farkımız var ondan bahsedeyim. Yatırımcımız yurt dışında yaşayan bir önemli bir doktor bu arada. Buradan da kendisine selam göndermiş olayım Ömer Bey'e. Gerçekten çok büyük bir yatırım yaptı. Çünkü bu merkezde olan kıyafetler sadece gözlük değil. Genelde sanal gerçeklik dendiği zaman sanal gerçeklik gözlüğü aklımıza hı-hı, geliyor. Ve gözümüze taktığımız ve bizi başka bir dünyaya taşıyan bir üründen ve donanımdan bahsediyoruz. Burada ise tüm vücuda giydiğiniz aslında bir elbise var, suit var. Hı. Yani gözünüze takıyorsunuz, sırtınıza takıyorsunuz, kollarınıza takıyorsunuz, bacaklarınıza takıyorsunuz. Her yerinizde sensör var. Yukarıda sizi track eden, yani sürekli sizin hareketlerinizi algılayan bir kamera sistemi var. Ve siz işte bunun gibi büyük bir ortamdaki yerimiz şu anda Avrupa'nın en büyük sanal gerçeklik merkezi. Siz bu ortama girdiğiniz zaman biz sizi başka bir dünyaya geçiriyoruz. Ve siz orada eliniz kolunuz serbest bir şekilde o dünyanın içerisindeki maceralarınıza katılıyorsunuz. Şimdi bu işin tabii entertainment, yani biraz eğlence tarafı. Ama çocuklar da bizim için özellikle biliyorsun, hani benim çok hassas olduğum bir konu. Her girdiğim işte ben de çocuklara çok önem veriyorum. Özellikle tam da bahsettiğiniz gibi 6-9 yaş, o hani karakterin oturduğu yaşlar aslında. Onlara ne yapabiliriz diye düşündük. İşte uygulamalarımızı kendimiz geliştiriyoruz. Bu ana kadar yapmış olduğumuz, yani o sanal gerçeklik dünyasını bir Rus ortağımızla beraber, uluslararası bir ortağımızla beraber gerçekleştirdik. Şimdi de bir Amerikalı ortağımız var. Dali'nin eserlerinden oluşan bir yer yaptık. Çocuklar, işte 6-9 yaş, 10 yaş çocukları o kıyafetleri giydirip kendilerini bir eserin, bir sanat eserinin içerisine taşıyoruz. Ve orada dolaşıp sanat eserlerine dokunması, onu o havayı yaşaması, o sesleri duyması ve belki içindeki sanatı, sanatçı kişiliği de çıkartmasını çok arzu ediyoruz. Çok güzel bir iş. Yani, evet. Yani aslında tabii İstanbul'da olması ve dar bir çevrenin içinde kalmasına üzülüyorum. Evet. Yani bunun bütün Türkiye'ye yayılmasını istiyorum. Amacımız o. Ama açıkçası ben şöyle bir çağrı da yapayım buradan. Öncelikle bir kere iki projede korkunç projeler ve bunlarla ilgili katkı yapmak isteyen, bu projeye daha fazla bilgi sahibi olup bu projeyi geliştirmek için çalışmak ya da destek olmak isteyen ya da laboratuvarı gezmek, ziyaret etmek isteyenler için EkoTürk TV'nin Twitter hesabında #teknolojivegelecek sorularınızı, taleplerinizi yazarsanız konuklarımıza hemen ulaştırırız. Bu projelerin büyümesi, bu izleyenlerin de buna katkıda bulunması bizim programımız açısından da çok önemli olur. Bilhassa da bu yeni açılan VR merkezini Türkiye'nin neresinde olursanız olun ziyaret etmenizi de çok öneririm. Çünkü büyük bir deneyim bu. Evet, bu arada hemen şunu da belirteyim. Bu MENA bölgesinin, yani Middle East and Afrika'daki tek merkez bu büyüklükte. Ve dediğim gibi tüm vücut tracking sistemi olduğu için, yani tamamen bir sizi algılayan bir sistem olduğu için bu da tek. Yani birçok aslında VR merkezi var Türkiye'de, İstanbul'da özellikle. Ama bunlar genelde gözlükler ya da çok küçük bir alanda sınırlı. Sizi çok fazla ulaştırmıyor. Burada ise takıp gezebiliyorsunuz ama çok önemli bir konuya değindin aslında. Şimdi burayı açarken ve burayı planlarken Ömer Bey'le ve oradaki yönetici arkadaşlarımla şunu konuştuk. Dedik ki evet, çok başarılı gençler var. NASA'da çalışanlar var ki ben Kaliforniya'da, San Jose'da yaşadım. Bizim hemen evimize çok yakın bir yerde NASA'nın R&D merkezi, araştırma geliştirme merkezi vardı ve orada çalışan bir sürü Türk arkadaşım, dostum vardı. Çok deneyimli, çok inovatif, çok yaratıcı insanlar var. En büyük sorunları ise yapmış oldukları o uygulamaları deneyimleyebilecekleri bir yerin olmaması. İşte bizim, yani bizdik ki burası, ki şu anda hani ismini vermeyeyim reklam olmasın ama iki üniversiteyle şu anda
anlaşma yapıyoruz bu konuda. Bu üniversitedeki ve diğer üniversitelerde yapmak istiyoruz. Arkadaşlar gelsinler, haftanın belirli günlerinde bizim ürünlerimize kendi uygulamalarını yüklesinler, kendine deneyimlesinler, arkadaşlarına deneyimlesinler. Belki bunlardan bir tanesi çok büyük bir başarı elde eder, yurt dışına satar. O da bizim için büyük bir başarı olur. Hani biz bunları sunmak istiyoruz aslında. Aslında bu söylediğin şey Amerika'da açık kaynak dediğimiz, bu açık kaynağın bu yani bilim buluş ve Ar-Ge'de ve yeni dünyaya bir işte Türk korn patlatabilmek açısından son derece kıymetli bir şey. Aynen. Hakikaten iyi ki bunu da seslendirmiş oldun. Renancığım, ben seninle ilgili okurken şöyle güzel şeyler okudum. Biraz oralara girmek istiyorum. Senin rol modelin annenmiş. biraz bahseder misin? Çünkü rol model çok önemli. Ben hani her programımda mutlaka annelere bir değiniyorum. Ve annelere çağrı da yapıyorum. Diyorum ki kadın olarak bizler güçlü kadınlarız. Teknolojiyi sırtlanacak ve motive olması gereken daha çok kadınlar olmalı. Çünkü erkek egemen çok teknoloji. Ama bir taraftan da annelerin o kaygıları, korkuları çocuklarını yetiştirirken biz gibi, ben gibi, işte Zehra gibi bir kız çocuğu veya Renan gibi bir kız çocuğu bu bakış açısından çıkmaları için de aslında o rol modelin bazı özellikleri var. Sen sanıyorum bu projeyi oluştururken de oradan da biraz feyiz aldın gibi hissediyorum. Tabii çok önemli anneler. Aslında yine ilham kaynaklarımdan bir tanesi annelerin güçlü olması çok çok önemli. Çünkü çocuklarını aktaracakları ve onların geleceğini şekillendirecekleri için. Şimdi şurada bir sekans var. TOÇEV gelişim uzmanlarıyla birlikte diyoruz ki başarılı olmak için şu anda çok popüler moda olan hayal et, evrene yolla olsun gibi şeyler yeterli değil. Hayal etmek çok önemli. Bir kere hayal etmek, hayal yastıklarımız var bizim, dolduruyoruz birlikte. Hayal etmekle başlarız, evet. Ama ondan sonra hayata geçirebilmek için sabırlı olmamız ve çok çalışmamız lazım. Annem her zaman bize bunları aşılamıştır ama hep şu güveni de, özgüveni de aşılamıştır. Neden sen olmayasın? Yani sadece senin diğerlerinden daha fazla istiyor ve çalışıyor olman gerekiyor bir şeyi başarabilmek için. Bu da bilinçli bir anneden gelen bir şey olabiliyor. Biz annelerimizi de güçlendirebilirsek, onun hasta çocuğu veya ihtiyacı olan çocuğunu doğru yönlendirebilecek, esnek olmak bence toplumda çok büyük ihtiyacımız olan bir şey. Bir hayal gerçekleşmemiş olabilir. Çok normal hayat bu. Ama burada yıkılıp kalmamamız gerekiyor. Düştük kalkacağız. Esnek olup hayallerimizi ve hedeflerimizi değiştirebilmeliyiz. Bu aslında yaşam becerilerini de güçlendirmeyi hedefleyen bir proje. Benim Amerika'da yaşadığım oydu. Yaşam becerisi. Ben Boğaziçi Üniversitesi mezunu olarak Amerika'ya MBA yapmaya gittiğimde hayatımda ilk defa uluslararası bir ekiple bir proje yapmak zorundayım ödev olarak. Ekip çalışması, liderlik, bunlarla ilk defa tanışmıştım. Zaman çok hızlı değişiyor. Bizim yeni çocukları, yeni yetişen çocukları dünya vatandaşı olarak hazırlamamız gerekiyor ve maalesef müfredat bunun için yeterli değil. Gerçekten ve herkes bir şey yapabilir. Siz ya herkes yapıyor, bir şey yapıyoruz biz. Harika, ben çok mutlu oluyorum. Dinledikçe böyle biz içten yanmalı insanlar. Gerçekten bu çocuklar için bir şeyler yapacağız. İhtiyaçları var. Mesela sohbet kartları hazırladık. Bu sohbet kartları çocuklara anne babaların sohbet açması çok zor. Bir çocuğa hani nasıl geçti günün? İyi yani kadar kalabiliyor. Halbuki ailen için yaptığın en hoş şey neydi gibi çocuğu da düşündürecek, anneyi de onunla iletişimini güçlendirecek şeyler var. Biz internet sitemize ebeveyn eğitimi için de içerikler koyuyoruz. Annenin güçsüz kaldığı, yetersiz kaldığı yerde çatışma çözme becerisi olabilir, başka konular olabilir. Yine uzmanlarla çektiğimiz videolarımız var. Pudahepa ve Kız Kardeşleri.com'da. Yani bizimki bir güçlendirme ve dönüşüm projesi. Bebekler aracı. Bir bez bebek projesi yapmıyoruz. Bir çocuk kitabı projesi de yapmıyoruz. Toplumu dönüştürecek, bunu da çocuklardan başlatacak çok büyük bir şey yapıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve eğitim. Birleşmiş Milletler'in kalkınma hedeflerinden ikisini hedefledik. Ve bunun için de doğru iş ortaklarıyla işbirliği kurduk. STK olarak TOÇEV'i tercih ettik. Çok şeffaf, çok hızlı, çok dinamik bir STK. İlk senemizde 11 kız çocuğunun senelik eğitim masrafını karşıladık.
Ve ilkokuldan alıp üniversiteye kadar destekliyor Toçev aileleri, çocuklarını. 40 kadın para kazanırken de onları aynı zamanda güçlendirecek ve kendilerini iyi hissettirecek şekilde sohbetlerimiz, etkinliklerimiz oluyor. Bir, benim bu community management, işte ağızdan ağza pazarlama, toplum yönetimi, kadın yönetimi konularındaki geçmiş bilgilerim bunun içinmiş. Yani ben bunun için yaşamışım. Güzel bir şey. Evet, sonra bütün bu MBA bilgilerim de dahil olmak üzere. Çünkü fokus gruplarla, işte digital storytelling, bütün profesyonel hayattaki deneyimlerimi uyguladığım ve o yüzden de çok hızlı ilerleyen ama gerçek fayda üreten ve bir fark yaratacak ve benden sonra da devam etmesini inşallah nesiller boyu istediğim, diğer güçlü kadınların katılımıyla da çizgi film olabilecek bir marka aldı başını gidiyor. Açıkçası benim çocuğum büyüdü tabii, kocaman bir kızım var, artık bebeklerle oynamıyor ama arkadaşlarımın çocuklarını izliyorum. Büyük paralar ödüyorlar bir takım bebek markalarına ve işte LOL bebek mesela duyuyorum. Çok pahalı bir oyuncak ama serisi sınırsız, ne mesaj veriyor diye bakıyorum, hiç. Yani o kadar güzel bir iş yapmışsın ki mesajı da çok güçlü. Kendi adıma ben iki tane alacağım bugün. Hep masamda duracak burada ve bütün program boyunca seyircilerimle bundan sonrasında hep bebeklerimle beraber olacağım, mesajlarımı o şekilde vereceğim. Dinçer'cim, senin tarafa dönmek istiyorum şimdi, evet. Vaktimiz azalıyor diye. Yeni yeri çok merak ediyorum. Evet. Bunun dışında teknoloji anlamında neler yapıyorsun? Bir takım girişimlerin var mı? Evet. Trend olarak şu anda son dönemde ne görüyorsun, yeni trendleri? Hemen bahsedeyim. Şimdi bizim amacımız ilk önce tabii ki ilk yeri açmaktı. Yani ilk yeri kurabilmekti. Gerçekten de yaklaşık 3-4 aylık bir o construction, o inşaat ve işte planlama süresi oldu. Yurt dışından mühendisler geldi, kurulumlar yapıldı vesaire. Gerçekten uzun bir zaman aldı. Ama şimdi amacımız bunu işte İstanbul'da bir merkez daha, belki Anadolu yakasında, şu anda Avrupa yakasındayız. İşte İstanbul'da bir merkez daha, İzmir, Ankara. Çok yakında buradaki bir markayı Amerika'ya götürüyoruz. New York'ta bir yer açmayı planlıyoruz. Dolayısıyla da hani burayla ilgili şu anda çalışmalarımız hızla sürüyor. Amaç dediğim gibi üniversite bağlantılarını daha fazla kullanmak. Peki şunu soruyorum. Şimdi commercial tarafından çok trende dönersek. Tamam. Burada hemen. Ağırlıklı olarak sanal gerçeklikle ilgili bir kaygı var insanlarda. Evet. Bilmiyorlar. Yani hayatlarına nasıl fayda verir? Sen biraz tarif eder misin? Bir sanal gerçeklik. Günlük yaşantımda Zehra olarak beni nasıl besler? Bunu aldığımda ne katkı alırım? Aslında şuradan başlamak lazım. Kısaca değineyim. Öncelikle sanal gerçeklik gözlüklerinin ve sanal gerçeklik teknolojisinin Türkiye'de çok kötü bir geçmişi var. Yani Türkiye'de değil, aslında dünyada kötü bir geçmiş var. O da şundan kaynaklanıyor. Sadece gözlüğü taktığımız için ve bizi götürdükleri ortamda hareketli ortamlar olduğu için işte bu baş dönmesi, işte baş ağrısı, mide bulantısı gibi onun da sebebi tabii ki olduğunuz ortamla bulunduğunuz yer arasında farklılık olduğu için hormonlarınız farklı çalışıyor ve baş ağrısı gibi ya da mide bulantısı gibi şeylere yol açıyor. Şimdi bu yeni getirilen sistemde aslında siz gerçek ortamınızı sağlıyorsunuz. Yani gerçekten yürüyorsunuz, gerçekten oturuyorsunuz. Dolayısıyla bu yeni sistemde herhangi bir baş ağrısı ya da mide bulantısı gibi bir şey hareketli yaşanmıyor. Hareketli bir sistem bu. Doğru. İkincisi, en önemli tarafı da bunun teknoloji tarafında yeni gelişimleri. Artık bunun bir adım ötesi ve şu anda yapmaya çalıştığımız şey size hissettirebilmek. Şu anda track ediyoruz. Yani bütün el parmak hareketlerinizi, vücut hareketlerinizi bilgisayar ortamına, dijital ortama taşıyabiliyoruz. Ama şimdi amaç dijital ortamdakini de size hissettiriyor olmak. Bunun için özel, işte geçtiğimiz günlerde CES fuarı yapıldı Las Vegas'ta. Orada gördük. Çok yeni ürünler var. Ceketler var mesela. Sanal dünyada bir şey yaşadığınız zaman o ceket size o hissi veriyor. Dolayısıyla siz gerçek dünyada bunu hissetmeye başlıyorsunuz. Şimdi bunları da entegre ettiğimiz zaman bize ne verecek? Bize aslında hepimiz Matrix filmini hatırlarız. Tabii. Bize biraz aslında Matrix'e giriş bu. Hani Matrix'e giriş 101. O dünyaya taşıyacak. Nerede, nasıl bir eğitim almak istiyoruz? Nerede olmak istiyoruz? İşte siz mesela diyelim ki çok şanslı bir gençmişsiniz. Yurt dışında bazı deneyimler yaşamışsınız ama şansı olmayan gençler de olabilir. Ama biz onları sanal gerçeklik dünyasında alıp
oralara götürebiliriz, oralarda yaşatabiliriz. Oralardaki arkadaşlarıyla birebir görüşme sağlayabiliriz bu teknolojiyle ve sanki orada yaşıyormuşçasına burada bir hayat geçirebilir. Öğrenmeyi de çok etkileyecek zannediyorum. Çok. Mesela çok zor gelen, öğrenmekte çok zorlanacağımızı düşündüğümüz şeyler. Mühendislik alanında, bilim alanında, evet, matematik alanında veya sanayi tarafında, endüstride o simülasyon ve öğrenmeyi tetikleyecek olan o kısım sanal gerçeklikle beyin arasındaki o uyum, yani o oradan aldığımız mesajların beyne direkt yansıması öğrenmeyi çok değiştirecek. Metodoloji değişecek. 7 yaşında bir oğlum var biliyorsun Mirza. Bilmez miyim? Dünya tatlısı. Büyük fotoğraf. Sen de süper bir babasın bu arada. Teşekkür ederim. Hakikaten çok ilgili ve inanılmaz eğitici, öğretici, çok yumuşak bir baba. Dün onu ilk defa bu deneyimi yaşatmak için oraya götürdüm. Özellikle farklı farklı deneyimler yaşasın istedim. Yani hem oyunlarda hem eğiticilerde. Şunu fark ettim. Tekrardan oradan çıktığımızda hiçbir kareyi unutmamış. Ve şimdi aklıma gelen de şu, işte sürekli yurt dışıyla yazışıyoruz aynı zamanda. Hemen bunun matematik, fizik gibi ama tabii ki çocukları eğlendirici, tabii ki işte storytelling olan, içerisinde bir hikayeleştirme, bir anlatım olan yeni uygulamaların yapılması. Ben inanıyorum ki artık bu yeni nesil, Z kuşağı ve üstü çocuklar zaten ancak böyle algılıyorlar. Alfa grubu diyoruz ya. Evet, artık alfalar ancak böyle algılıyorlar. Yoksa oldukça konsantrasyonları düşük, işte EQ'ları düşük. Hani mümkün olduğu kadar onları duygusal açıdan ve ilgisel olarak daha farklı ortamlara taşımak gerekiyor. Bence sanal gerçeklikte bunlardan biri olacak. Çok güzel açıkladım çünkü böyle rahat açıklamalardan çok hoşlanıyorum. Teknoloji genelde biliyorsunuz büyük bir balon. Teknoloji dendiği zaman herkes korkuyor, kaygılanıyor. Tarifi de yok. Herkes kendisine göre kocaman bir şey söylüyor. Büyük bir iş yaptığını söylemek ister gibi ama günlük yaşantımızın içinde aslında her alanda bu konuştuğumuz teknolojiler hayatımızın içinde. Yapay zeka diyoruz. Siri'yi kullanıyoruz Google'da. Aynen. Veya işte diğer navigasyonları veya diğer asistanları kullanıyoruz. Bu bir yapay zeka. Aslında yapay zeka yıllardır kullanıyoruz her aşamada. Dolayısıyla kaygılanacak bir şey yok. Şimdi o sohbet kartlarına baktım. Dinçer'i dinledim. Aklıma şey geldi işte bu çocuklarla iletişimde işte bir sanal gerçeklikte bile ne kadar önemli o iletişimi nasıl yapacağını bilmek. Bizdeki aslında bence ebeveynlerdeki en büyük eksiklik biz çok bilerek büyüdüğümüzü düşündük. Çünkü annemiz babamız da biliyordu. Çok fazla konuşturulmadık çünkü zaten bir bilen vardı yanımızda. Ama şimdi internet dünyası geldikten sonra bu alfa grubu çocuklar bu dijitalin içine de doğunca artık onlar için bilgi sıradan her zaman tüketebilecekleri ve çabuk alabilecekleri bir hale geldi. Ve çok fazla değişkenlik gösteriyor. O yüzden bu tarzda bizleri yani anne babaları çok rahatlatacak. Sohbet kartları, bu tarz öğrenmeye açık olan materyaller çok kıymetli. Evet. Ama bir yandan da tabii bunları kullanmak için de bir farkındalık yaratmak gerekiyor. Doğru. Yani bunların ne kadar gerekli olduğunu da annelerin, babaların, çocuklarla olanların, eğitimcilerin kesinlikle hissetmesi gerekiyor. Çünkü doğru, ayrı dilleri konuşuyoruz. Kesinlikle. Geçtiğimiz günlerde sevgili Cem Yılmaz'ın bir talk show'undaydık. Kemal oğlu biliyorsunuz işte belli bir yaşta. Biz de sağ olsun o anlattıkça dinliyoruz. Onunla diyaloglarını anlatıyor. Hakikaten tamamen sohbet kartına ihtiyacı var. Yani o normal konuşurken öbür tarafın algısı ve verdiği cevap arasında bir uçurum var. Dolayısıyla hakikaten önemli bir konu. Kız çocukları biraz daha şanslı bu arada. Kız çocuğu olanlar biraz daha anlatmaya meyilli de erkekler genelde işte nasıl geçti oğlum bugünün? İyi. Hani bu kadar. Evet. Hani onun için muhakkak açmak lazım. Arkası bir şey anlatmak lazım. O yüzden de ben de hani almak istiyorum gerçekten. Evet çok güzel olur. Renancığım peki projenin geleceği nereye gidiyor? Uluslararası bir hale geliyor. Biraz önce sohbet ettik. Aslında Amazon'da var bebeğimiz ve Amerika'da satışları var şu anda. Çok hızlı gelişti gerçekten. Çok heyecan verici. Aynı zamanda bir iş olarak yaklaşmam gerekiyor bu tabii. Bu arada Türkiye'de onun yok için mu satış? Var tabii. Pudoyapa ve kızkardeşleri.com'dan satıyoruz. Given'dan satılıyor ve Toçev hepsi burada gibi işte online satış sitelerinin hepsine koydu. Gelirini biz Toçev'e aktardığımız için zaten hep beraber satıyoruz. Artı proje açık source yani açık kaynaklı bir proje. Bana kim fikir yazsa diyorum ki
hepimizin projesi. Bu benim değil ki. Yap kardeşim, ne istiyorsan yap. O yüzden alıp çok güzel Avrupa'ya projeler yazıyorlar, tanıtıyorlar. Çünkü bu kültürel mirasımız. Somut evet. olmayan bir kültürel miras. Bunun üzerine Avrupa'da da çokça proje yazıldı. Biz tabii ki bunu bir çizgi filmi olmasını ve eğitici bir çizgi filmi olmasını ve hatta belki evet. bir Hitit tarih, bu bir sanal gerçeklikle evet. çocuklara taşıyabileceğimiz bir hikaye anlatımına dönüştürebiliriz. Evet, şimdi... Benim aklıma şey de geldi Dilçer, sözünü kesmiş gibi oldum ama sen ne olur ekle. Ben de artırılmış gerçeklikle çok uğraştım, evet. yıllarca hala uğraşıyorum. Keşke bebek bir telefondaki bir uygulamasıyla bakıldığında konuşsa, evet. Anlatsa, aynen öyle. Evet. Hikayesini o anlatsa, keşke. Bunu simüle etsek, canlandırsak ne kadar güzel olur. Hakikaten o zaman interaktif bir çalışma olur. Evet. İşte aslında çok sizin güzel da... mixed reality dediğimiz, hani hem evet. augmented reality hem virtual reality şeklinde, evet. hani sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik projesi. Benim de aklıma şey geldi, belki başlangıçta kendimizi tanıtırken söylemedim ama 2 yıldır da hani üniversitede hocalık da yapıyorum, Okan Üniversitesi'nde yeni medya bölümünde. Tam bir yeni medya projesi aslında bu. Belki üniversiteyi de arkamıza alarak, üniversiteyle beraber kalkınma projesi olarak Avrupa Birliği'ne, Horizon'a yazıp belki de bu bizim içimizden doğan karakterlerin hem işte arttırılmış gerçeklikte hem de sanal gerçeklikte animasyonlarını yapıp bunda... Tabii. Hatta şöyle söyleyeyim, bu animasyon tarafında yani sanal gerçeklik animasyon tarafında böyle bir proje de yok. Yani belki ilklerden birinde gerçekleştiriyoruz. Evet, işte şimdi her oturuyoruz. Şey ne güzel oldu bu arada. Her burada şey mümkün. Bu arada şimdi bu da çok iyi bir mesaj. Çünkü evet. bakın oturuyoruz, programdayız, evet. sohbet ederken fikir üretiyoruz, yaratıcı evet. konuşuyoruz, bir şeyler yapmak üzere bir beyin fırtınası içerisindeyiz. Evet. Aslında... Gerçekten artık olayın bu hale gelmesi lazım. Hı-hı. Yani boş sohbetler yerine evet. mutlaka bilhassa kadınların, kız çocuklarının kendi içinde de hani sadece bize destek olunsun, biz işte Hı-hı. kalkınmamız sağlansın, istihdama girelim değil, onların da kendi içinde, kadınların da kendi güçleriyle Hı-hı. bu işe el atmaları, bir şey yapmaları, senin gibi bu tarz projeler yaratmaları Hı-hı. süper kıymetli bir şey. Hı-hı. Bu arada açıkçası... Teknolojide Kadın Derneği, biliyorsun evet. benim de kurucu başkanı olduğum, 150'den fazla üyesi olan, çok kıymetli, 80'den fazla Hı-hı. kurum üyeliği olan Hı-hı. ve çok önemli isimlerin yönetimde temsil ettiği bir dernek. Hı-hı. Teknolojide Kadın Derneği de seninle bu Budu HEPA. Böyle bende işte. Şey vardır, isim döndüremem. Budu HEPA bebeklerle ilgili çok güzel bir çalışma yapabiliriz ve biz de bilim kadınlarını bu şekilde evet. değerlendirip evet. Bunu da kendi içimizde gittiğimiz, ilham vermek istediğimiz her yerde yayabiliriz. Evet. Çok güzel bir çalışma Renancığım. Ellerine sağlık, beynine sağlık. Bunca yılın birikimiyle evet. tabii ki değerli anneciğinin de rol model olmasıyla evet. Senin gibi de güzel bir evlat yetiştirmesiyle uzun yıllar faydalı olabilecek bir projeye imza attın. Dinçer'cim senin tarafındaysa sen aldın gidiyorsun. Yani seni görünce teknoloji diyorum, girişim diyorum. NextGen de çok önemli bir girişim. Orada da sevgili Hakan Demiray, onunla birlikte yapılan çalışmalar, onun spor tarafındaki faaliyetleri. Ufak ufak ben de vardım o projenin içerisinde. İnşallah o proje de layık olduğu şekilde büyür, ilerler. Çünkü çok önemli bir iş. Bedenimizi tanımak, DNA'mızın farkına varmak, öyle bilinçsizce vücudumuza bir şey koymak yerine vücudumuz ne istiyor diye dönüp sormak. Bizim sormama huyumuz var. Yani biz alışkanlıklarla tek yönlü gidiyoruz. Aslında şöyle bir durum var. Hep böyle kişisel gelişim kitapları var ya, kendini sev, kendini tanı, kendini keşfet kısmı. Aslında bu da kendini keşfet. Yani genetik evet. olarak ve bilimsel olarak keşfediyorsun. Evet. Kendi yazılımını önüne koyuyorsun. Bu arada çok küçük bir şey söyleyeceğim. Hemen tekrar sözü vereyim. Genetikten açılmışken söyleyeceğim. Genetikte bir hani genel bir kural vardır. Genetikler ne kadar karışırsa o kadar daha iyi bir genetik materyal ortaya çıkar. Yani biz insan ol diyecek olursak.
çalışırsak daha iyi bir insan, daha zeki, daha yaratıcı bir insan çıkar. Dolayısıyla içine kapanık genetiklerde genelde dünyada böyle bir farklılıklar vardır. Biz Anadolu olarak o kadar fazla genetiğin bir arada bulunduğu bir coğrafyada yaşıyoruz ki bizim genetiğimiz inanılmaz karışık. Yani doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi her yerden işte batısından, Balkanlardan almışız, Güneydoğu'dan almışız. Her tür bir genetik karışımı olduğu için buradan çıkan aslında çocuklar ve o yeni doğanlar. Hı-hı. Ben tamamen şu anda bilimsel olarak söylüyorum. Hı-hı. Gerçekten çok şanslı. Evet, çok yaratıcıyız. İnşallah bunu kullanabiliriz. Evet, harika bir sohbetti. İnşallah. Gerçekten doyamadım. Dinçer, senin o güzel videoların ben yurt dışında olduğum için evet. biraz geç elimize ulaşmıştı. Onu değerlendiremedik ama ilerleyen programlarda İnşallah. Arka tarafta kesinlikle o güzel merkezi yayınlamak zaten. İstiyorum. Ben de bizzat geleceğim. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yayınlar aldık. Bugün EkoTürk TV'de çok değerli konuklarım Renan Tavukçuoğlu ve Dinçer Karaca ile beraber sosyal fayda, sosyal etki, kız çocuklarının eğitiminin güçlendirilmesi için yapılmış olan muazzam bir proje ve bir taraftan da kadınların istihdama katılışı ve dönüştürücü teknolojilerde Türkiye'de açılmış Ar-Ge'si çok güçlü sanal gerçeklik laboratuvarını anlamış, dinlemiş, tanımış olduk. Bu konuyla ilgili sorularınız olursa, bu alanlarda ziyaret etmek veya projelere katılmak için arzunuz olursa, EkoTürk TV'nin Twitter hesabında hashtag teknoloji ve gelecek yazarak bize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ben bir kez daha bizi izleyen tüm seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki teknoloji ve gelecek programında buluşmak üzere hepinize hoşça kalın diyorum.